Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4, Ünite 7. Konumuz tekit. Tekit Türkçe'de esasen pekiştirme manasında, sözü kuvvetlendirme manasına gelmektedir. Günlük konuşmalarımızda maksadımızı karşımızdaki kişiye anlatabilmek için bazen bir ismi, bir fiili, bir harfi ve bir cümleyi, hatta onların eş anlamlısını tekrarlarız. Türkçede de bu mevcut, Arapçada da mevcuttur. İşte tekrarladığımız bu söze Arapçada tekit denilmektedir. Bazı kitaplarda müekkit, tekit edici, pekiştirici manasına gelir müekkit. İsmi fail kalıbı. Bu şekilde de isim verilmektedir. Tevkid de denilmektedir. Buna göre ne diyebiliriz? Tekit denilir, müekkit denilir. Başka tevkid vav ile tevkid de denilir. Hepsi de manayı kuvvetlendirici, pekiştirici. İşte kelime olur, kelimedir yani. Fiil olur, cümle olur, harf olur, isim olur. Bunları aşağıda göreceğiz zaten. Peki kuvvetlendirilen yani pekiştirilen ögeye, o kelimeye ne denilmektedir? O söze de müekket. Kuvvetlendirilen, pekiştirilen denilmektedir. Buna göre bu konuda İki tane ne diyelim öge var. İki farklı kavram var. Bir tekit eden, iki tekit edilen. Bunları aşağıda zaten göreceğiz. İrab bakımından müekkit yani tekit diye bir deyişle tekrarlanan söz müekkede yani tekit ettiğimiz o kelimeye ki o da birinci kelime oluyor. Yani diyebiliriz ki müekket sağdadır. Tekit eden ise ondan sonra gelir yani soldadır. Birisi sağda, birisi solda. Hangisi sağda? Müekket. Hangisi solda? Tekit. İşte bu tekit müekkede irab yönünden uyar. Yani tıpkı sıfat mevsuf gibi Arapça 1'de bunu görmüşsünüzdür. Onun videosunu da çekmiştik. Nasıl ki sıfat mevsufun irabını alıyorsa tekit de müekkedin irabını almaktadır. Başka bir ifadeyle tekit tevabidendir. Tevabi, tabi olan demek. Tabi olucu, tabi olan. İsmi fail kılıbı. Hangi yönden tabi oluyor? İrab yönünden. İrab bakımından kendisinden öncekine tabi olan sıfat, bedel, atıf, tekit ve atf-ı beyandan biridir. Bunlara zaten tevabi deniliyor. Yani tabi olduğu şeyin irabını alan. Bunları zaten şu an nasıl teorik anlattım, anlayan oldu, anlamayan oldu. Bunları birazdan örneklerde göreceğiz. Gayet iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Nitekim ünite oldukça kolaydır. Tekide verer ikiye ayıralım. Lafzi tekit, manevi tekit olarak. Birisi lafzi tekit, öbürü manevi tekit. Şimdi ikisini işlememiz gerekiyor. Lafzi tekitte ne var? Lafzi tekit, muhatabımız, muhatap konuştuğumuz kişi, karşımızdaki kişi. İşte o tarafından yani konuştuğumuz kişi tarafından sözümüzün yanlış anlaşılmaması, yanlış olduğu zannedilmemesi, dikkatle dinlenmesi, önem verilmesi gibi sebeplerle söylediğimiz bir sözü aynen veya müradifiyle. Müradif eş anlamlı demek. Türkçede de eş anlamlı kelimeler vardır. İşte bu şekilde tekrarlamaktır. Yani bir kelimeyi ya birebir tekrarlamak ne gibi? Hüve hüve. Aynısını tekidi. Hüve ile hüve aynı yani farklı değildir. Manası da aynı, yazılışı da aynı. Bu şekilde birebir aynı şeyin tekrarı da olabilir. Veya birincisinin manaca tekrarı olur. Yazılışı harfleri itibariyle aynı olmaz. Onu da zaten birazdan göreceğiz. Şimdi tekrarlanır dedik. Mesela ne diyor burada? Bu anlattıklarımızı hemen şu örnekte görelim. İsmin tekrarlanması söz konusu olabilir. Hüve hüve. Hüve nedir? Zamirdir. Ama zamirler fiil değildir esasen. Nedir? İsmin alt başlığı altında. Yani isim ne diyelim? Çatı. Zamir de onun alt başlığıdır. Dolayısıyla isim olarak değerlendirilir. Hüve ile hüve aynıdır. Aynı şeyin tekrarıdır. Dolayısıyla ismin tekrarıdır. Tekrar ettiğinden tekittir. Odur o. O. Başkası değil yani. Câe Zeydün Zeydün. Mehmedün Mehmedün Mehmet Mehmet veya Muhammed Muhammed Ali Ali Kamil Kamil. Bu şekilde aynı şeyin tekrarı. Burada da Esed Esed denilmiş. Arslan geliyor. Arslan ne olmuş? İsimler tekrarlanmıştır.
Fiilde tekrarlanarak bu tekidi elde edebiliriz. Hangi tekidi işliyoruz? Lafzi tekit. Lafzi tekit nasıl elde edilir? Ya birebir kelimenin aynısının tekrarı ya da yazılışı aynı olmasa da manaca aynısı tekrar edilmekte. Şu an ismin tekrarlanmasını gördük. Şimdi fiil tekrarlanabilir. Game game umeru. Game bir fiil, ardından bir tane daha game gelmiş. O da ikinci fiil. Fiiller aynı mı? Evet, yazılışı aynı. Kaftan oluşmakta. Elif'ten, mim'den, öbürü de o şekilde. Demek ki aynı harfler tekrarlanmış. Yani aynı kelime, aynı fiil tekrar etmiştir. Buraya ketebe ketebe ümeru, haraca haraca ümeru yazılabilirdi yani. Game örnek. Veya harf tekrarlanabilir. Evet, C harfi olan naam. Naam naam. Naam da nedir? Harftir. Tekrar etmiştir. Aşağıdaki örneklerde de müradifler yani eş anlamlılar tekrar edilmiştir. Ne dedik? Lafzi tekidi işliyoruz. Lafzi tekitte ya kelime birebir tekrar ediyor ki kelimeden kastımız neymiş? İsim, fiil, harf tekrar edebilir. Onları gördük. Nasıldı? İsim tekrar edebilir, fiil tekrar edebilir, harf tekrar edebilir. Kelimenin tekrarı bu. Birebir aynısının tekrarı. Veya müradif yani eş anlamlısının tekrarı ile olabilir lafzi tekit. Celese bir fiildir, gaade de bir fiildir. İkisinin de manası aynıdır. Görüldüğü üzere cim, lam, sin, kaf, ayn, daldan oluşmakta. Yani esasen yazılış itibariyle aynı kelime değil bunlar. Aynı fiil değil. Ama manaca aynı. İşte bu şekilde de olabilir. Ali oturdu oturdu. Haza leysun esedün. Leys de aslan demek, esed de aslan demektir. Ama aynı harflerden oluşmuyorlar. Farklı kelimeler. Veya naam ceyri. Naam de evet demek, ceyri de evet demek. Nedir? Manaca tekrarı. Yani şunun manası evetti. Aynı manada farklı bir kelime gelmiş. Aslan leys aynı manada farklı bir kelime gelmiş. Bu şekilde de olabiliyormuş. Aşağıdaki ayet ve hadislerde altı çizdiği kelimeler lafzı tekit örnekleridir. Dikkatlice inceleyin denilmiş. Esasen ben de bugün bu ayeti okumuştum arkadaşlar. Bir cenaze vardı. Kella ida dükketil erzu dekken dekken. Şimdi dekken ile dekken nedir? Birebir aynıdır değil mi? Aynı kelimenin tekrarı söz konusu. Dolayısıyla nedir bu? Tekittir. Nasıl bir tekit? Lafzı tekittir. Kelimenin tekrarı var burada mesela. Eş anlamlısı değil. Saffen saffen yine aynı kelimenin tekrarı var. Nedir? Lafzı tekittir. Hangisi tekit oluyor? İkincisi. Altı çizili olanlar tekit. Peki müekket hangisi? Yani neyi tekit etmiş bu? Sağındaki kelimeyi, dekkeni. Burada da saffeni tekit etmiş. Peki irab yönünden ne var ne yok? Durum nasıl? Görüldüğü üzere dekken yani feta, iki feta almış, teminlenmiş. Sağındaki müekket de aynı şekilde dekken iki feta var. Şimdi ikinci dekken niye iki feta taşıyor? Sağındaki yani müekket iki feta taşıdığı için. Çünkü tekit olan kelime nedir? İrab yönünden müekkede tabidir demiştik ya. Burası dekken değil de yani atıyorum dekkin olsaydı dekkin. Ne olurdu bu ikinci dek kelimesi? Bu da dekkin olurdu. Saffen yerine örnek safun olsa. İkinci saf ne olur? O da safun olurdu. Demek ki kelime tekrarı yani ikinci kelime devir bir deyişle tekit olan o öge nedir? İrab yönünden müekkede tabidir. İkinci örnek suratı tekasür demiş. Beşinci, dördüncü. Az önce baktığımız yerde suratı fecir. Fecir suresi 22. Kella sefe ta'lemun. Sümme kella sefe ta'lemun. Ne var? Kella le ta'lemune, kella sefe ta'lemun, kella sefe ta'lemun. Aynı şey tekrar etmiş değil mi? Cümle tekrarı var burada. İkincisi olduğu gibi ne olur? Tekit oluyor. Müekket nerede? Birincisi. Bakıyoruz. Suretin müddessir. Müddessirde ne var? Gutile keyfe gadder. Aynı şekilde sağında da gutile keyfe gadder var. Yani şunda F var, bunda yok, burada sünne var, burada yok. O kadar ayrıntı da önemli değil. Sonuçta şuradakinin tıpkısı burada var mı? Var. İşte burada ne var? Kella sıfı tanemun. Aynısı var mı? Var. Dolayısıyla tekit oluyor. Şimdi el hadis demiş. Bir tane hadis var burada. Hadise baktığımızda şu yapı aynı şekilde şurada var. Ama aynı şekilde şurada da var.
Yine ne oldu? Tekkid oldu arkadaşlar. Burada Allahümme eşhed, Allahümme eşhed, Allahümme eşhed. Tabi bu nerede geçiyor mesela? Pek çok yerde geçebilir bu cümle de. En meşhur olarak Veda hutbesinde geçmektedir. Nedir yine? Tekkitler var burada. Burası da müekked olur. Yani tekit olunan yer. Not. Tekit bundan bir cümlenin tahlili. Tahlil, öğelerin ayrılması analiz demektir ki esasen Arapçada çok önemli bir şeydir. Yani bunu yapamadıktan sonra Arapça biliyorum denilmez. Konuşmayı bilebilirsin ama sadece konuşmayı biliyorsun diye bilgisi eksiktir. Şimdi ba'se el kitabe erselehu cümlesini incelemişler. Tahlili, evet. Ba'se mazi fiildir. Faili hüve zamiridir. Ba'se fiil. Fail nerede? Hüve. Nerede ben göremiyorum? Gizli. El kitap mef'ulun bih'tir. Ersele yine mazi fiildir. Birinci fiil olan ba'se'nin anlamca müradifi, müteradifi, eş anlamlısı. Yani muradif ile müteradif ve eş anlamlı. Bu üç kavramda nedir? Eş anlamlıdır. Evet, değişik bir tabir oldu. Müradif, müteradif, eş anlam. Üçü de nedir? Aynı manadadır. Burada tekit eden şey, yani tekit nedir burada? Ersele kelimesidir. Çünkü ersele ile ba'se eş anlamlı ya. İkinci gelen tekit olur, baştaki değil. Buna göre ba'se ne olur? Müekket olur. Tekit hangisi? Ersele. Erselenin faali nerede? Yine huvedir. Peki en sondaki hu ne olur? Bu da yine meful olur arkadaşlar. Mefulün bihtir. Burada ne tür bir tekit söz konusu? Lafzı tekit. Peki lafzı tekidi mesela A, B diye ayırabiliriz kendimiz. Ne diyebiliriz? Eş anlamlısının tekrarı veya birebir aynısının tekrarı. Burada eş anlamlı değil de bir, yani ne diyelim, eş anlamlısının tekrarı var değil mi? Ba'se ile ersele eş anlamlıdır. Ba'se ba'se değil de ba'se ersele eş anlamlıdır. Lafzi tekittir. Sıra geldi manevi tekide. Manevi tekide geçmeden önce özetleyelim. Lafzi tekit neydi? Lafzi tekit bir kelimenin aynısının veya eş anlamlısının tekrarıdır. Bu kadar kolay aslında. Bir kelimenin aynısının veya eş anlamlısının tekrarıdır. Bir kelimenin derken neyi kastettik? Yukarıda var zaten A, B, C diye. Fiilin tekrarı söz konusu olabilir. İsmin tekrarı söz konusu olabilir. Harfin tekrarı söz konusu olabilir. Bunlara ne diyoruz? Lafzı tekit. Sıra geldi manevi tekide. Manevi tekit de kolaydır. Yani manevi tekit olup olmadığını anlamak çok kolay. Şurada 3-5 kelime verecek. Onları ezberlerseniz hemen anlayacaksınız. O kelimeler varsa onlara direkt manevi tekit denilir. Yani ezbere bağlı. Fazla da kelime değil. Ne var ama bu kelimelerin biraz ayrıntıları var. Onlara dikkat etmekte fayda var. Manevi tekite yukarıda söylediğimiz sebeplerden dolayı bazı kelimeler kullanılarak yapılır. Başlıcaları şunlardır. En-nefsu el-enfusu el-aynu zat a'yun cem'i kül diye devam ediyor. Zaten elinizde kitap vardır. Bakabilirsiniz. Çocuğa vali bizzat kendisi hediye verdi. Anlatıyor burada. Böyle bir cümleye nefsuhu kelimesini zikretmeden duyan kimse, yani şu cümleyi, çocuğa vali hediye verdi. Bunu duyan birisi acaba vali derken valilik makamını mı kastediyor? Yani o makamdan bir yetkili, vali yardımcısı, kalem müdürü vesaire. Onlardan biri mi yaptı yoksa valinin acaba kendisi mi yaptı diye bir şüphe söz konusu olabilir. İşte bu yüzden nefsuhu tekit getirilmişti. Onun bizzat kendisi manasında nefs kendisi demektir. Bu yüzden getirilmiştir. Böylece ortada bir şüphe yok. Sözümüzü pekiştirmiş, yani tekit etmiş olduk. Şimdi kolayca anlaşılmasını sağlamak amacıyla manevi tekit için kullanılan kelimeleri gruplandırarak açıklayalım denilmiş. Yani şu örneğe azıcık daha bakalım. Şimdi ehda nedir? Fiildir. Ehdeye yani efale ifal babından mazi. El velede ne olur? Mef'ul olur. Yani çocuğa hediye verdi. Kim? El vali. Vali faildir. Vali verdi onu. Hediyeyi. Ardından nefsuhu. Nefs kelimesi ne olur burada? Tekid olur. Müekket hangisi? Vali. Valinin kendisi. Buradaki hu ne olur? Muzafun ileyh olur. Nefs kelimesi muzaf olur. Kısaca değinmek istedik. Şimdi
Nefs ile ayn kelimeleriyle tekit yapılmasına dair açıklamalar. Nefsun, nefsin, nefsen. Bu yüzden son harf hareke vermiyorlar. Değişken olduğunu arkadaşlar. Son harf nasıl okuyacağım diye düşünenler belki vardır. Ayn'daki nun da aynı şekilde. Ayn, nun, aynin, aynen gibi değişebilir. Bu yüzden son harflere hareke verilmez. Bu genel bir tabirdir diyebiliriz. Yukarıda zikredildiği gibi manevi tekit için kullanılan kelimelerden nefs ve ayn kelimelerinin müfret bir kelimeyi tekit için kullanıldığında müfret olarak birden fazla varlığı gösteren kelimeler için kullanılırsa bu durumda ef'ül vezninde olan cimilerini yani çoğullarını kullanırız. Ne anlattı? Diyor ki sen nefs ve ayn kelimeleriyle tekit yapacaksın ya. Müekkedin yani tekit yapacağın kelimen senin. Müfret ise bu şekilde kullan. Nefs ayn tamam. Eğer tesniye veya cemi ise. Bu durumda cemi bir kelimeden sonra aynı getiremezsin. Nefsi getiremezsin. Ne getireceksin? Bunların da cemisini getirmen gerekir. Neymiş cemileri? Ayun. Aynun kelimesinin cemisi ne? Ayun. Nefsun kelimesinin cemisi enfus. İşte unutmuyoruz. Müfret bir kelimeyi tekit edeceksek ayn nefs bunu kullanırız. Tesniye veya cemiyi tekit yapacaksak enfus ayn bunları kullanacağız. Dikkat edin sadece cemi değil tesniyeyi de cemiyi de tekitlerken bunları kullanacağız. Bundan soru çıkar mı? Çok da kolay sorulur yani. Ne yapar? Şimdi burada örnekleri göreceğiz zaten nasıl oluyormuş diye. Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi bu iki kelime birer zamire bitişir. Ve bu zamir müfret, tesniye, cemi, müzekker ve müennes olma yönünden kendisinden önceki isimle uyum halinde olur. Bunlar önemli. Şimdi bakıyoruz neler olabiliyormuş. Kadime es-sultanu nefsuhu aynuhu. Burada nefsuhu aynuhu var. Ne demek bu? Yani şu şekilde de cümleyi okuyabilirsin veya nefs kelimesini buradan sil. Sadece aynuhu da kullanabilirsin nefsi yerine. İkisi de bu şekilde kullanılmaya müsait demek istiyor. Buradaki slash yan çizgi, eğik çizgi o demek. Hükümdar kendisi geldi. Kadime geldi. Es sultanı, sultan, hükümdar, kral geldi. Nefsuhu, onun kendisi. Hu, sultana gidiyor. O sultan. Nefsuhu, o sultanın kendisi geldi. Dolayısıyla hükümdar kendisi geldi. Bir yardımcısını göndermedi yani. Nefs ile ayn bir mana vahid. Yani aynı manadadır. Değişen bir şey söz konusu değil. Şimdi burada dikkat çeken diğer bir husus. Sultan kelimesi müfret olduğundan nefs kelimesi müfret geldi de enfus gelmedi. Mesela şurada enfus gelmiş değil mi? Cemi olarak kullanıldı. Ayrıca hu demiş, huma dememiş, ha dememiş, hum dememiş. Niye hu'yu kullandı? Hu zamiri nedir? Müfrettir, müzekkerdir. Sultan kelimesi de müfret, müzekkerdir. Yani nefs kelimesi, nefs bir örnek. Tüm tekitler için geçerli bu. Bu tekidi sen bir zamirle bitiştireceksen, o zamir ne olmalı? Tekit ettiğin kelime, yani müekkede uyumlu olmalı. Bu çıkabilecek bir şey. Mesela nefsu der, nokta 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 der. Buraya hangi zamir gelmelidir? Sorabilir mi? Sorabilir. Getirilecek zamir, unutmayın, tekit edeceğimiz kelimenin cinsine, türüne bağlı. Bu kelime tesniye olsaydı biz de buraya huma zamiri getirirdik. Cemi olsaydı cemi zamiri getirirdik. Müennes olsa müennes zamiri getirirdik. Zamir ona göre değişir. Zaten şimdi örneklerde bunları göreceğiz. Fatma kendisi reddetti. Rafa zat reddetti. Kim? Fatimetu Fatma. Nefsu ha. Bakın burada ha dedi. Az önce hu dedi. Niye ha dedi? Çünkü tekit ettiğimiz kelime yani müekket olan Fatma kelimesi nedir? Müennestir. Bu yüzden nefs tekidine müennes zamir bitiştirdiler. Ve hu bitiştirmediler. Burada tabii dikkat çeken şu da var. Yani nefs kelimesini ister müzekkere ister müennese kullan. Nefs kelimesinin yazılışı müzekkerlik müennese göre değişken değil. Nefsu, nefsetu. Öyle bir şey yok yani. Neye göre değişiyor bu? Müfret tesniye cemiye göre değişir. Müzekker müennese göre bir değişkenlik söz konusu değildir. Kadime el vezirani tesniye kelime değil mi? Nasıl anladık? Esre-i Nun sağında elif var. Elif olmayabilirdi de yani. Elif önemli değil. Esre-i Nun var. Tesniye olduğunu göstermekte.
Bakalım şimdi nefs kelimesi yukarıda kullanıldı. Burada nasıl kullanılacak? Enfusu cemi kullandılar. Çünkü ne dedik? Nefs kelimesi müfrede kullanılır. Tesniye veya cemiye kullanacaksak enfus kullanırız. İşte burada enfus kullanılmış. Bu sefer huma zamiri geldi. Neden? Çünkü tekit ettiğimiz kelime yani elveziran kelimesi nedir? Tesniyedir. Bu yüzden zamirimiz de tesniye gelmiştir. Diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar. Mesela nedir? Emiratani iki prenses geçiyor değil mi? İki prenses ne olur? Müennes olur. Müennes olduğunu ben bunu nereden anlarım? Dik eliften önce T var. Bu onun müennes olduğunu gösterir zaten. Müennestir. Ama enfusu diye yine yazılmıştır. Müzekkerdir yine enfusu yazılmıştır. Yani tekidin yazılışı değişmiyor. Huma zamiri de tesnielerde sabittir. Huma müzekker içinde, müennes içinde kullanıldığından yine aynı yazılmıştır. Tabii hangi zamir nerede kullanılır? Buna dair kafanızda soru işaretleri varsa tam olarak anlayamadıysanız arkadaşlar zamirlere dair videomuz var. Şu an linkini gördüğünüzü düşünüyorum. Oraya tıklayarak zamirlere dair konu anlatımımızı izleyebilirsiniz. Geldik. Yani burayı söyledik zaten. Müenniste, müzekkerde enfusu değişen bir şey yok. El-üzerâ'u, bakanlar, lerlar dediğine göre çoğul manadan anlayabilirsiniz. Eğer buradan anlarız direkt nedir? Cemî mükesser, cemî teksir, cumhur teksir, kırık çoğul gibi değişik isimleri var. Yine enfusu kullanılmış. Yani tesniyelerde değil mi? Emiratan, tesniye müennes, veziran, tesniye müzekker. Bunlarda ne kullanıyor arkadaşlar? Bir de cemî kullandık şimdi. Cemîlerde ve tesniyelerde enfusu kullanılır. Cemî zamiri hum kullanılmış. Tabi e'yunu da kullansak aynı. E'yunu hum. E'yunu huma. Aynı şekilde. Onun için de geçerli bu anlattıklarımız. Burada şimdi anlatılacak. Bakalım. Caet el-melikatu. Kraliçeler. Enfusu. Yine enfusu diye geliyor. Hunne zamiri burada kullanılmakta. Yani bunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Bir de ne var burada? İrab yönüne değinelim baştan beri arkadaşlar. Mesela nefsu, nefsi değil değil mi? Nefse değil. Aynı şekilde aynu, ayne değil. Sondaki zamir bizi bağlamıyor. Nefsuya tek. Nefsu bizi bağlar. Veya enfusu bağlar. Humalar, zamirler bizi bağlamaz. Şimdi diyorum ki nefsu, sinde niye ötre var? Aynu'nun da niye ötre var? Bunları hiç düşündük mü? Aslında kısaca değindik. Biraz üzerinde durayım şimdi. Çok önemli bir şey bu. Neydi? Bunlar tekit ya. Nefsu tekit, nefsu tekit veya ayn. Bunlar da tekit. Peki müekket nerede? Bana müekketi söyleyin. İlk cümle için. Kadime es-sultan nefsuhu aynuhu. Burada müekket hangisi? Es-sultan. Tekit edilmiş. Es-sultanu. Ötreli olduğundan yani merfu olduğundan müekket burada merfu. O zaman tekit de merfu olacak. İşte burada el-veziran nedir? Tesniyedir. Tesniyenin raf hali elif iledir. Yani merfudur bu kelime. Öyleyse enfusu bu da ötre olmuştur. Çünkü bu da merfu oluyor. Tabi aklınıza gelebilir yani birkaç kişinin gelmiştir hiç çoktan. Elveziran elif ile merfu iken enfusu niye ötre ile merfu oldu? Bunda niye elif yok? Elveziran tesniyedir. Tesniyelerin raf hali elif ile yazılır. Enfusu cemidir. Cemî mükesserdir. Cemî mükesserin raf hali ötre iledir. Bu yüzden. Sonuç olarak merfuluğu sağlamak gerekir. Kelimenin türüne göre merfuluk da sağlanır. Tabii bu neyle alakalı? İsimlerde irab ile alakalı. İsimlerde iraba dair video çekmiştim. Şu an onun linkini görmektesiniz. Dileyen isimlerde irab videosuna tıklayarak daha fazla ayrıntı alabilir. Evet, yani neden irabı alıyorlar? Onu anlattık. Enfusu niye ötreli? Çünkü müekkedi de ötreli. Yani merfu o yüzden. El kelimatu merfu olduğundan enfusu merfu olmuştur. E'yunnu merfu olmuştur. İkinci grup olarak cemi' ve kül kelimeleriyle tekit yapmaktan bahsedecekler. Bu tür tekitler marifeyi tekit ederler, nekreyi değil. Marife ile nekreyi ayırt edebildiğinizi düşünüyorum. Edemeyen varsa yine ona dair de videomuz mevcut. Videomuza bakabilirler. Şu an linki görüyorsunuzdur. Ne diyor? İhata, içerme anlamı taşıdıkları için parçaları bulunan bir bütünü ifade eden müfret kelimeleri veya cemileri tekit ederler.
Şimdi neden bahsettik? Cemi ve kül. Zaten cemi de kül de bütün, hepsi, tamamı demektir. Hüvellezî halegalekum mâ fil ardı cemî'en. Hüve o Allah, ellezî, öyle bir Allah ki o, öyle bir şey ki o, halega yarattı leküm sizin için neyi? Mâ o şey ki fil erzı, yeryüzünde vardır. Yeryüzündeki şeyleri yarattı. Cemî'en, hepsini. Yani o Allah yerden ne varsa hepsini sizin için yarattı. Leküm sizin için. Burada cemiyen kelimesini göstermişler tekit olarak. Elbette cemiyen kelimesini hal olarak da alabiliriz. Nitekim marifeden sonra gelmiştir. Ne dedik? Hal olarak da ele alınabilir ama tekit olarak ele almaktayız. Çünkü cemiyen de kül de tekit kelimelerindendir. Hud suresi 123'e bakıyoruz. Burada da kül kelimesi geçmekte. Nerede kül kelimesini görürsek ne diyeceğiz ona hemen? Tekittir. Nasıl tekit? Manevi tekit. Niye küllü? Neden merfu? Küllü. Çünkü el-emru. Değil mi? El-emru merfudur. Bu yüzden küllü o da merfudur arkadaşlar. Tekit, müekked. Ne olacak? İrab yönünden birbirine uyacak. Neceha et-telamizu cemi'uhum. Şimdi burada tekit müekket tespit etmeyi deneyelim. Çok önemli. Yani konumuz o zaten. Tekit müekkede tespit edemiyorsak üniteyi anlamamışız demektir. Et-telamizu nedir? Merfudur. Neyle merfu? Ötreyle. Cemi'u merfudur. Neyle merfu? Ötreyle. Burada tekit müekket nerede? Müekket telamiz, tekit cemi'u kelimesidir. Hemen aşağıya geçtik. Külle yazmış. Bakın küllü değil. Külle. Lambda feta var. Niye? Çünkü müekkedi de feta ile bitmiş. O yüzden el kitabe aynı irab alması gerektiğinden. Manevi tekit esasen marifeye mahsustur. Bu böyledir. Nekre tekit olunmaz. Nekreyi yani tekit yapmayız. Yalnızca yevm, usbu ve sene. Yevm gün, usbu hafta, sene yıl demektir gibi. Sınırları belli bir zaman zarfı ise tekit edilir. Yevm gün demek. Günün süresi belli de 24 saat gayet açık. Usbu haftadır 7 gün olduğu belli. Senetün sene de bellidir. Tabi güneş yılına göre, ay yılına göre farklıdır yani senenin hesabında farklılıklar olabilmektedir. Buna rağmen sene denildiği zaman anlaşılmakta yine de. Bu yüzden yani bu tarz şeylerde arkadaşlar yani sınırı belliyse tekit edebiliriz. Nekre de olsa. Bunun dışında nekreleri tekit etmiyoruz. Örnek işte şehran kelimesi müekket yani tekit edilen kelime. Külle tekit eden kelime yani tekittir. Görüyorsunuz külle lam fethalı neden? Çünkü müekkedi yani şehran kelimesi de fethalı da o yüzden irab yönden uyacak ya. Hangisi diğerine uyar? Tekit müekkede uyar. Üçüncü grup. Müsenna. Müsenna ne demek? Tesniye. Diğer bir de işte ikil. İsimlerin tekidi kila ve kilta kelimeleriyle yapılmakta. Yapılabiliyor yani. Bunlardan kila müzekker, kilta ise müennes isimleri tekit eder. Bu durumda her ikisi de müsenna zamirine muzaf olur. Müsenna tesniye demek. Onun zamirine muzaf olmaktadır. Bu iki kelimenin yani kila ve kilta'dan bahsediyor. Bunların irabları müsenna isimlerdeki gibidir. Yani merfu hallerinde elif alırlar. Tıpkı kila, kilta, şu an elif var değil mi? Lamdan sonra elif yok mu arkadaşlar? Var görüyorsun. Kila derken. Kilta derken elif var. Mensup ve mecrur hallerinde ne olur? Ya ile yazılırlar. Çiltey elif yerine ya yazarsın. Çiltey kila ise ne olur? Çiley elifi sil ye'yi getir. Çiley olur. Burada örnekleri zaten mevcut. Merfu olarak kullanımları. Câe er-raculâni kilâhumâ. Yine aynı şekilde iki adam yani bizzat manasına tekit etmeye geliyor. Câ geldi er-raculâni iki adam ki kilâhumâ. Onların ikisi yani bizzat kendileri geldi. Kilâ nedir burada? Tekittir arkadaşlar. Muzaf olmuş mu? Tesniye zamirine olmuş. Huma bu da tesniye zamiridir. Ona muzaf olmuştur. Zaten zamir isimle birleşirse o zamir ne olur? Muzafın ileyh olur. Yani bitiştiği isim muzaftır. Burada kila ile bitiştiğinden kila muzaf, huma muzafın ileyh. Kila aynı zamanda arkadaşlar elif ile yazılmış. Çünkü niye? Yani merfudur. Niye merfu olarak yazıldı ki?
Çünkü sağındaki müekket yani tekit ettiğimiz kelime merfu. Onun irabını alması gerektiğinden elif ile yazılmıştır. Eğer racülan merfu olduğunu nereden anladım ben? Raf alameti nedir? Eğer racülani derken burada ne var? Elif var. Elif bunun merfu olduğunu gösteriyor. Eğer racüleyni değil yani. Ya ile yazılmamış. Ya ile yazılsa ne olurdu? Cer ve nasf hali olurdu. İki kadın bizzat geldiler. Ca'et el mer'atani kiltahuma. Şimdi el mer'atani kelimesi nedir? Tesniyedir evvela. Esrelin ondan bunu anladım. Aynı zamanda müennestir. Bunu da Elif'ten önceki T'den anladım müennes olduğunu. Madem ki tesniye ve müennestir, o zaman biz de tesniye ve müennes bir kelime olan kiltayı getirmemiz gerekir. Bunu bir soru olarak düşünün. Ca'et el mer'atani nokta 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 huma. Aşağıdaki şıklardan hangisi noktalı yere en uygun seçenektir? Çıkabilir mesela. Noktadan önceki kelime incelenir. Kelime ne acaba? Müfettesineyeceğimi inceledik. Tesniye olduğunu esrelin ondan anladım. Peki müzekker mi müennes mi? Onu da Elif'ten önceki T'den anladım. Öyleyse noktalı yerine getirmem gerekir. Bir, tesniye olmalı. İki, müennes olmalı. Seçeneklerde de zaten kilta yer alacaktır. Ama burası müzekker olsaydı şurada olduğu gibi o zaman kilayı seçmek gerekirdi. Mensup olarak kullanımlarına örnek. Ra'eytu ra'afiltu fa'il er-raculeyni mef'ul olur. Nasf halinde nitekim. Er-raculeyni nasıl bir kelime? Tesniyedir. Er-raculani. Esrenun vardı. Sağında elif vardı. Raf hali o şekilde. Nasf olduğunda elif yerine ne geliyor? Ya geliyor. Er-raculeyni. Tesni olduğunu esrelin undan anladım. Sağındaki y'den de onun nasb veya cer konumunda olması gerektiğini anladım. Çünkü yağ varsa nasba da uygun, cerre de uygun. Peki nasb mı cer mi? Seçim yapmam gerekirse sağında harfi cer yok, muzaf yok. Herhangi bir şeyin sıfatı da ona uydu da bilmem işte yani tabilik söz konusu. Öyle bir şey de yok. Nitekim ra'afi tu fail olduğundan mef'ule ihtiyaç var. Öyleyse nasb konumunda mensuptur yani. Aynı irabı kiley de alıyor görüyorsunuz. Kila ne oldu? Kiley oldu. Elif yerine ya yazıldı. Niye böyle yazıldı? Çünkü arkadaşlar ne demişti kitap yukarıda? Tevabidendir. Yani tabi olur irabının. Neye tabi olur? Müekkedine. Müekked burada mensup olduğundan kiley de mensup olması lazım. Yani er racüleyni kila olmaz. Böyle bir soru da çıkabilir. Er racüleyni der nokta 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 seçenekler. Kimisi kiley, kila, kiltey. Çok dikkat etmek gerekiyor. Burada da kiltey. Mesela şurada ya'dan önce t yok. Lam ile ye son harfler. Burada ne var? Lam'dan sonra t var. Çünkü müennes. Burada da yine ya'dan önce t var. Müenneslik alameti. D'ler de aynı şekilde. Yani cerde de nasıl da ya ile yazılmaktadır. Not. Kila ve kilta kelimeleri zahir, zahir açık demek. İsme muzaf olurlarsa. Zahir isme muzaf olma tabiri çok geçen bir şeydir. Zahir isme muzaftan kastı yani bunlar zamire değil de zamir dışında bir şeye muzaf olurlarsa demek istiyor. Bu durumda irab alameti takdiri harekedir. Bu da önemli bir şey. Demek ki bunlar yani kila ve kilta zamire muzafsalar Elif ile merfular, ya ile mensup, aynı zamanda mecrur olurlar. Ama bunlar zamiri değil, zamir dışında bir şey. İşte zahir isim diyor. Yani işte örnekte görüyorsunuz. Er racüleyni, er kitabeyni olur. Farklı şeyler de olabilir yani. Taksinin tesnisi olabilir veya pencerenin tesnisi olabilir. Kalemin tesnisi olabilir. Fark etmez. Tabi caeni yani bana geldi dedikten sonra kalem bana geldi, kendisi geldi şeklinde de olmaz yani de farklı kelimeler olabilir demek istedim. Şimdi bakıyoruz takdiri demiş. Bu iki kelimenin şekli değişmez. Ne demek istiyor bunu birazdan göreceğiz. Bu durumda kila ve kilta içinde cümlede bulundukları yere göre irab alırlar. Ancak her ikisi de küllüm minhuma o ikisinin her biri anlamındadır. Bu da önemli. Tercümelerde sıkıntı yaşamamak için bunun manasını iyi bilmek gerekir. O ikisinden her biri yani tamamı anlamındadır. Dolayısıyla lafzın içinde bulundukları yere göre cümlenin usulü ve irabını alırlar. Tekit ifade ederler. Şimdi burada takdiren derken neyi kastettin sen? Takdiri
Yani gözde görünmediği halde vardır dediğim şey. Varsayım diyebilirim. Daha kolay anlaşılması bakımından. Câe geldi ni bana kiler racüleyni. Esasen câe fiil ya. Ni de meful bana geldi yani. Meful. Peki ne geldi? Gelme eylemini yapan şey ne? Yani fail arıyoruz değil mi? O da nedir? Kiler racüleynidir. Qara'tu qara fiil tu fail. Meful arıyorum yine kila diye yazılmış. Yani burada ca'e fiil ni meful kila fail konumunda durduğundan elif ile yazılması doğrudur. Merfu yazılmış zaten. Mensup halinde de merfu mensubu görüyorsunuz. Mensup halinde de elif ile yazılmış. Oysa az önce ne demiştik? Kila ve kilta her ikisi de tesnenin irabını alır. Yani merfu durumunda elif, mensup ve mecrur durumunda ya alır demiştik. Oysa burada mensup konumunda ya almamış, elif almış. Hayırdır diye sorulması gerekir. Cevabı zahir isme muzaf olduğundan ne halinde olursa olsun kila, kila diye yazılır arkadaş. Kile diye değişmez. Niye değişmiyor? Zahir isme muzaf. Yani zamire muzaf değil. Sebebi o. Şimdi cer konumunu örnek veriyor. Görüyorsunuz hala harfi cerdir. Cer etmesi gerekirdi. Yani kiltey diye yazılması. Şuradaki elifin ya'ya dönüşmesi gerekirdi. Ama dönüşmemiş. Neden? Açık isme yani zahir isme muzaf olduğundan böyle oldu. Burasını biz kilta, huma yani buraya huma zamiri getirseydi bunu artık kilta diyemezdik. Kiltey derdik değil mi? Hala uzun etkisini gösterirdi. Peki bunların irabına ne diyeceğiz biz? İrabına takdiren mecrur diyeceğiz yani. Takdiren derken o. Gözde görünmüyor ama sen takdiren mecrur de, takdiren mensup de. O şekilde arkadaşlar. Bir uzaklaştıralım. Bu her iki bağda ürününü verdi. Artık ayetleri geçtim. Sıra sizde sorusu 2'ymiş. Bunun cevabını zaten oradan bakabilirsin. Dikkat edilmesi gereken şey nedir? Mesela şurada nokta nokta var. Buraya öyle bir şey seçeceğiz ki şunun irabını alacak yani. Örneğin nefs ve ayni ele alalım. Buraya nefs veya ayn kelimesini kullanacağım ben. Örnek ayn olsun. Aynu, ayni, ayne. Nasıl bir hareket olması lazım? Ayni. Çünkü bu esrili. Ayni. Peki ayniden sonra getireceğim zamir. Hu, ha, huma, hum vesaire. Ne olmalı? Elgar yeti müfettir, müennestir. O yüzden ayni ha demem gerekir. Nefsi ha demem gerekir. Yani getireceğim şey hem bunun irabını almalı hem müfret tesniye cemi yönden uyumlu olmalı ama unutmuyoruz. Ayn ve nefs müfrede tekit olarak kullanacaksak nefsi ayni diye oluyor. Ama tesniye veya cemi kullanıyorsak nefsi değil bu sefer enfus, e'yun kullanılmakta. Bunlara dikkat ediyoruz. Mesela İbnuhu. İbnuhu içinde nefs kelimesini kullanmayı hedefledik diyelim. Nefs kelimesini nasıl kullanırız? Nefsuhu. Nefsuhu olur mesela. Nefsuha olmaz. Veya enfus şeklinde cemi olmayacaktır. Yine el gariyeti geldi. El gariyetine de her ne kullanırsan kullan. Müennes olsun. Müfret olsun. Zamiri ha olsun. Devamında ve Aşe yaşadığı el Ebu Baba ve İbni Huzan'ın oğlu yaşadığı ikisine birden teklif getireceğimizden. Çünkü el Eb bir, İbn bir topla bir daha yani baba ve oğul ne yapar topladığımızda? İki yapar. O bir insan, o da başka bir insan iki yapar. Bu yüzden kullanacağımız zamirde ikil yani ikil bir ne diyelim teklif kullanmak ve zamir kullanmak gerekecektir. Geçiyorum. Cevabı zaten sıra sizde olduğundan. Sıra sizde arkadaşlar. Ecme'a ve cema'u kelimeleriyle tekit. Ecme'de kül kelimesi gibi müsennadan başka kelimeleri tekit eder ise yani tesniye demek müsenna. Bunun sıgası kipi müekkede tekidine göre değişir. Tabii ben buna ne dedim? Ne demiştim?
Müsenna derken tesniye diyorum, yanlış söyledim yani. Tesniye kastedilmiyor burada. Müsenna'dan kasıt müennes arkadaşlar. Sanırım yukarıda da yanlış söylemiş olabilirim. Siz dikkat edin. Müsenna derken neyi kastediyorlar? Müennes kastedilmekte. Ne diyor? Bunun sıgası, sıga, kip, şekil demek. Müekkede tekit edilene göre değişir. Nüsret müzekkerleri tekitle farken ecma, müennesi diyor tekidinde ise cema kullanılır. Cema'u. Müzekker cemiinin tekidinde ecmeune, ecmeine ikisi de olabilir. Ecmeune raf halinde, ecmeine cer ve nasf halinde kullanılır. Müennes cemiinin tekidinde ise cüme'u kullanılır. Müennes ve cemi cüme'u. Buna göre ordunun hepsi geldi derken ca'e el-ceyşu ecme'u. El-ceyş nedir? Ordu, ordular değil, müfrettir. Kalıp olarak, kip olarak müfrettir. Ama mana bakımından cemidir. Manayı cemi. Elbette burada manaya itibar edilmemekte, müsret kabul edilmekte, müzekker kabul edilmekte. Bu yüzden ecme'u kullanılmıştır. Burada ise el-ketibetu müennes olduğundan, müenneslik alameti var değil mi? Tay merbuta var sonunda. Cema'u kullanılmıştır. Öğrencilerin hepsi geldi ve ben onların hepsini gördüm derken, şimdi bunu yakınlaştırayım. Cai geldi Abdullah öğrenciler ki ecmeune tamamı. Burada mesela ne diyelim? Ecmeu kullanılmaz. Çünkü müfret değil. Abdullah müekket burada ne? Müekket cemi olduğundan dalibun dalibanın dullah cemi mükesser. Cemi olduğundan tekidimiz de cemi gelmiştir. Ecmeune. Dullah bu öteyle yazılmış. Yani merfu konumunda. Bu yüzden ecmeune denilmiş de şuradaki ecme'ine değil de ecme'une kullanıldı. Ettullabu yerine ettullabe veya bi, yani bu feta veya esreyle bitseydi ecme'une değil de ecme'ine kullanılır idi. Mesela şurada buna farklı bir şekilde örnek vermiş. Ra'eytu ben gördüm. Ra'a fi'iltu fail ben gördüm. Kimi? Hum onları. Hum ne olur? Mef'ul olur. İşte bu mef'uller nedir? Tamamı mensuptur. Hangi mef'ul çeşidi olursa olsun. Ya lafzen mensuptur ya da mahallen mensuptur. Kaçışı yok, her türlü mensuptur. Bu da mensup şimdi. Nasıl mensup diyebilirsiniz belki. Zamirdir, zamirler mebnidir, mebniler mahallen irafadır. Dolayısıyla mahallen mensuptur. Sen mensup bir kelimeyi tekitleyeceksen ecmeune diyemezsin, ecmeine dersin. Bu yüzden ecmeine gelmiş. Müekket ne burada? Hum zamiri. Zamir burada müekket, ecmain onun tekidi konumundadır. Kadınların hepsi çalıştılar. Amilet çalıştı, ennisa kadınlar, cüme'u, hepsi tamamı. Cuma niye kullanıldı burada? Çünkü bu nedir? Cemidir ve müennestir. Tıpkı ennisa'u gibi. Ennisa'u cemi müennesti. Cuma o yüzden tercih edildi. Yani bunda şaşırma ihtimaliniz var. Çok dikkat etmenizi öneriyorum. Alimet ennisa'u nokta nokta nokta. Aşağıdaki şıklardan hangisi uygundur? Ecme'ine, ecme'une, cüme'u, cema'u seçmenizi isterler. Dolayısıyla şuradakilerin hangisi cemi, hangisi müfret, hangisi işte vesaire, nereye kullanılıyor? Ezberlemenizde fayda var. Geldik buraya. İblis kelimesinden sonra ecme'une gelmiş. Tabi burada cünut kelimesi yani. Pek çok kelimeden dolayı tekit olmuştur. Bunlardan başka ecmain tabilerinden olmak üzere ekta, ebta, ebsa lafızları da var. Bunlar da ecmain ne diyor? Tabidir. Yani ondan sonra kullanılır. Aynı manadadır. Bunlarla tekit yapılırken yalnız başlarına kullanılmayıp ecmain'den sonra getirilirler. Ca'el, ceyşu, ecma'u, ektavu. Ecma'une ekta'une. Cema'u kata'u şeklinde getirilir. Kata'u. Ordunun bütün hepsi geldi. Yani ordunun tamamı geldi. Ennisa'u cuma'u kuta'u.
Burada yanlış mana yazılmış olabilir. Ordu demiş, en-nisa diyor. Ordunun değil, kadınların hepsi geldi demek istemişler. Yukarıdaki örnek cümlelerde olduğu gibi. Bunların ayrıca manaları olmayıp ecma'in cema'dan sonra gelen fazla tekil ifade etmek için kullanılırlar. Yani onların hepsi geldi değil, hepsi geldi dediğinde ikisine birden manayı zaten vermiş olursun. Beşinci kısım kül ve ecma kelimeleriyle zamirler de tekit olunmaktadır. Bakıyoruz. İzhebu küllü küm. Ra'eytuhum küllü, pardon, küllehum. Ra'eytu rafi tu failhum. Mef'ul hum zamirinden tekittir kül. Bu yüzden külle olmuş. Küllü olmamış. Hum zamiri mensup mu? Mensup. Nasıl mensup? Nereden anladın? Mef'ul konumunda çünkü. Mef'ullerde daima mensuptur. Ama lafzan, ama mahallen. Burada mahallen mensup. Çünkü zamirler mahallen irap alır demiştik. Zamirlerin linki daha önceden geçmişti. Kül işte nedir? Humdan tekit olduğundan, humda mensubu olduğundan külle denilmiştir. Cemi'a denilmiştir. Cemi'a. Bunun için mef'ul olduğundan dolayı burası da küllü olmuştur. Merartu bihim küllihim. Merartu merra fiildir. Tu faildir. Bihim meful konumunda. Başında bi yani ba harfi cerre olduğundan him ne olur? Burada mecrur konumundadır. Külli o da o yüzden mecrurdur. Külli, külle, küllu değil. Cemi'i bunlar önemli. Cemi'i. Nefs ve ayn kelimeleriyle muttasıl merfu zamirlerin tekit edilebilmesi için önce merfu zamirlerle tekit edilir. Sonra bu kelimeler getirilir. Tabi burada değişik kavramlar kullanılmakta. Muttasıl merfu zamir ne demek? Merfu zamirle bunlar ne demek acaba diye düşünen varsa tekrar ediyoruz. Zamirlere dair videomuz vardı. İzhebu entum enfusukum. Gumu entum enfusukum. Merartu ene nefsi. Gulte ente. Nefsuke. Yani ayn ve nefs kelimeleriyle muttasıl merfu zamiri tekit etmek istiyorsan ne diyor? Öncelikle farklı bir zamir getirmen gerekir diyor. Yani zehebe nefsuhu değil, zehebe hüve. Kısaca değinelim. Muttasıl bitişik demek. Zaten metni muttasıl herkes duymuştur. Muttasıl bitişik ayrı değil yani. Merfu derken fail, naib-i fail, mübteda, haber olmaya elverişli zamirler kastedilmekte. Burada bunun dışında açıklanması gereken bir kavram görmedim. Tabi bunlar kavramları açıkladım da bu zamirler nelerdir tek tek saymak, ezberlemekte fayda vardır. Ancak nas ve cer halinde bulunan zamirleri tekit ederken bu munfasıl zamirler gerekli değildir. Tabi bayağı ayrıntılı konular. Bu kadar şey akılda tutmak zor olabilir yani bu kadar şey akılda tutmak. Kül ecmaî kelimelerinin her ikisiyle birlikte kül kelimesi önce söylenmek şartıyla tekit olabilir diyor. Câe el-ceyşü küllühü ecme'u. Hem kül hem ecme' kullanılmış. Ama ne diyor? Önce külün gelmesi şart. Yani câe el-ceyşü nokta nokta dese, şıklardan biri ecme'u küllühü olsa, öbürü de küllühü ecme' olsa, hangisini seçmek gerekiyormuş? Önce kül gelecek diyor. Merfu, mensup, mecrur halleri. Küllü, külle, külli. Ecme'u cema'e ecme'ine şeklinde değişkendir. Mesela cema'e niye geldi? Müennes olduğunda. Not. Nefs-i ayn kelimeleri zait ba harfiyle cer olduğu da görülebilir. O halde metbullarına yani tekit ettikleri kelimeye tabi oldukları kelimeye göre irapları mahalli olur. Şurada gördüğün gibi küllü, külle, külli göremezsin diyor. Hareki değişmez yazılışta. Ama mahallen değişir. Cae fiil, zeyt fail, bi nefsihi meful. Nasıl meful? Bi nefsi. Mecrur değil mi? Lafzen mecrur. Lafzen yani yazılışta, okunuşta mecrur. Nitekim sin yani kelimenin son harfi esreli. Ama ne diyor? Nerede yazıyordu onu?
İrabları mahalli olur. Yani nefs kelimesi mahallen ne olur arkadaşlar? Merfu olacaktır yani. Niye merfu oluyor? Çünkü Zeyd'in bu. Ra'eytu, ra'afil, tu, fail. Ebake mef'ul. Nitekim ebak, ebu, eba, ebi biliyorsunuz. İlletli beş isimden birisi elif ile ne oluyordu? Mensup oluyordu. Muzaftır. Bi nefsihi. Başında ba harfi cerri mevcuttur. Nefsi cer etmiştir. Ama neyi tekit etmekte? Ebayı yani babayı tekit etmekte, pekiştirmekte. Ebane halinde mensup öyleyse nefs kelimesi de mahallen mensuptur. Sellem taala ebike, ebi kelimesinin mecrur olduğu açık ebi değil mi? Ya ile yazılmış. Ne dedik? Ebu vav ile yazılırsa merfu. Eba elif ile yazıldı mensup. Ebi ya ile yazıldı mecrur. Başındaki alâ-ı tecerri de zaten bunu göstermekteydi. Madem ki mecrur öyleyse bi nefsihi nefs kelimesi de ne olur? Mahallen mecrur olur. Çünkü müekket olan kelimenin irabını alması gerekirdi. Türkçe'ye çevirin, tekitleri gösterin denilmiş. Sıra sizde sorusu olduğundan zaten birkaç sayfa sonra tercümesi var yani. Tercümeyle şimdi uğraşarak zaman geçirmeye gerek yok. Ama tabii birçoktan tekitleri gösterelim. Yani bulmak çok kolay arkadaşlar. Nedir? Ayn geçti. Direkt budur. Enfus geçti. Direkt budur. Tekittir. 3'e baktık. Eyun tekit. 4'e bakıyorum. Görebilir miyim? Yani hızlıca bakıyorum. Göremeyebilirim de. 5'e bakıyorum. Yani kiley var burada değil mi? Kiley bu var. Şurada Subhanallah, Subhanallah tekrarı var mesela. O şekilde tekit. 8'e bakayım. Hızlıca bitirmeye çalışıyorum. Kül de tekittir. Diğerleri de aynı şekilde yani tekrar söz konusu olduğundan tekittir. Sıra sizde 4, sıra sizde 5. Şimdiye kadar öğrendiğiniz bilgiler ışığında aşağıdaki beyti tahlil ediniz. Yani ögelere ayırınız denilmiş. Sıra sizde sorusudur. Ayırırsınız arkadaşlar. Alıştırmalar aşağıdaki kelimelerde bulunan tekitleri belirleyiniz. Tekit belirlemek çok kolay diye düşünüyorum. Sizler de benimle aynı fikirdesiniz diye onu da düşünüyorum. Kül geçti, tekit. Nefs geçti, tekit. Cemi' geçti, tekit. Ehuke, ehuke. Aynı kelime tekrarlandığından tekit. Kül geçti, tekit. Kiley geçti, tekit. 7, ayn geçti. 8'de kilta geçti. 9'da cemi' geçti. 10'da naam naam harfin tekrarı var. Yani bu tekitleri siz çalışırken lafzi tekit mi, manevi tekit mi? Ona da dikkat ederek siz çalışın arkadaşlar. Sınavda sorabilir hangisi manevi tekit, hangisi lafzi tekit. Şimdi soru 1'e demiş parantez arasından kelime seçin. Bu tarz sorular önemlidir. Konuyu anlayıp anlamamanızı da gösterir yani. Noktalı yere getireceğim kelimeyi neye göre seçmem gerekir? Evvela irabı tuttur. En son kelime ennasu ötele bitmiş değil mi? Son harf ötele. Öyleyse ben de burada seçeceğim zami yani ne diyelim? Tekidin kelimenin zamme ile yani ötele bitmesi gerekir. Ben burada tabii ötele bitmesi gerekir derken zamiri kastetmiyorum yani. Burası hu ile bitmiş bunu seçelim. Yani arkadaşlar hu tekit değil ki. Tekit olan küldür. Bunlara dikkat edin yani. Cemi'i. Him esterle bitti bunu seçeyim ya. Him zamirdir konuyla ilgisi yok. Konu cemidir. Şimdi ona göre inceliyorum. Ötele bittiğine göre ötelüyü seçmem lazım. O ne? Küllü budur. Cevap bu. Nahibine. Nahibine. Ne seçmek gerekir? Bu kelime ne halinde? İrabı ne? Cemi müzekker salim bu. Cemi müzekker salimin raf hali, nasb hali, cer hali bunu bilmeniz lazım. Yani Arapça 4 okuyorsanız isimlerde irab konusunu halletmiş olmanız gerekir. Ne halinde arkadaşlar? Nasb veya cer halinde. Çünkü ya ile yazıldığında nasb ve cerre uygundur. Asla raf değildir. Vav ile yazılsa raf olurdu. Evvela Cem Müzeker Salim olduğunu nereden anladım? Fethanun ile bitmiş. Sağında ye var. Ama bu ye sükunlu. Yani o yuvarlak işaret oluyor ya cizim. O şekilde olmayacak yani. Uzatan ya. Met harfi olan. Nahibine. Bunun Cem Müzeker Salim olduğunu göstermekte. Raf veya pardon nasb veya cer halindedir. Çünkü nundan önce ye var. Bu onun nasba da cerre de uygun olduğunu gösterir. Bu durumda sağ tarafa bakarak nasb mı cer mi karar verir. Sağa baktığımda Esvati. Neyle yazılmış? Esre ile yazılmış.
Nedir bu kelime? Cem-i Müennes Salim'dir. Nerede anladım? Açık T sağında dik bir elif var. Cem-i Müennes Salim'in nasb ve cer hali esre iledir. Raf halinde ötra'dır. Ama işin en kolayı nedir zaten? Harfi cer aramak. Sağa doğru gidiyorum. Harfi cer var mı? Var. Bi var değil mi? Bi esva. Ba harfi cerdir. Esvatı cer etmiştir. Mecrurdur bu kelime. En-nâhibîne de nedir arkadaşlar? Ona uymuştur. Yani uymuştur derken esvat muzaftır. En-nâhibîn muzafın ileyhtir. Muzafın ileyhler mecrurdur. Dolayısıyla mecrur bir kelime arıyorum. Nerede o cer olan kelime? Cemii esteyle bitmiş. Bu nedir? Mecrurdur. Öyleyse bunu seçelim. 3. Fethayla bitmiş. Külle. 4. Esreyle bitmiş. Tabi esreyle bitmiş de bakıyoruz yani. Esreyle olması neyi gösteriyor acaba? Bu kelime ne ki? Müfret, tesniye, cemi. Esreyle gördüğümüz her kelime yani cer halinde olmayabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. E'tegale fiil, eşurtiyu fail, el-sain mef'ul. Mef'uller nasb konumunda. Öyleyse buraya mensup bir kelime bulacağım. Mensup olduğunu nereden çıkardın? Hayırdır biz anlayamadık bunu diyenler olabilir. Nun esreyle bitmiş. Bu onun tesniye olduğunu gösterir. Tesniyelerin irabını biliyorduk. İsimlerde irabı biliyorsun ki çalıştık. İsimlerde irab tesniye konusu. Neydi? Esreli nun'un sağında ya varsa onun nasbı da cerri de olabilirdi. Elif varsa raf hali kesin. Ama ya varsa ya nasbı ya cerri. Cer olması için sağında muzaf veya harfi cer ararım. Yani farklı şeyler de olabilir ama evvela muzaf ve harfi cer aranır. Başka seçenek yok mu cer olması için? Var da uzatmak istemedim. Dolayısıyla bu nasb veya cer haline. Sağına baktım bu kelimeden muzaf olur mu? Olmaz. Elif lamda harfi cer midir bu? O da değil. Peki sağındakinden muzaf olur mu? Bu fiil bir kere. Fiilden muzaf olmaz. Harfi cer olabilir mi? Harfi cer fiil ne ilgisi var? Olamaz. Öyleyse bu tesniyenin nasb halidir. Öyleyse ben de nasb halinde kelime aramaktayım. Kilahuma ne demişti? Kila elif ile yazılırsa raf hali. Elif ile yazılmış işte. Kiley ya ile yazılmış. Nasbı da cerri de ya iledir. Dolayısıyla kileyi seçer buraya koyarız. Ahzartu, ahzara fiil, tu, fail, el kutub, mef'ul. Nasb halinde elif ile bitmiş. Nasb halinde kelime arıyordu. Hemen bulacağız. Cemi'a. Bu olabilir. Cemi'a. Bu da olabilir. Cemi'a. Bu da olabilir. Allah Allah. Hepsinde harekesi tuttu. Öyleyse tutmayan ne var ama hepsinde farklılık ne? Hu, hum, ha. Zamirler farklı. Öyleyse buraya hangi zamir uygun acaba? El kutub kelimesi nedir? Kitabın, kitabanı, kütüp. Cemidir değil mi? Cemi, mükessel, kırık çoğul, cumu'i, teksir adları verilmekte kendisine. Madem ki bu cemi mükesserdir, peki akıllı varlık mı, akılsız varlık mı? Kitaplarda akıl ne gezer? Öyleyse akılsız varlık. Buna nasıl isim veriliyor? Gayr-ı akıl. Akılsız manasına gelmekte de gayr-ı akıl tabiri kullanılır nahivde. Gayrı akıldır, akılsız varlıktır, akılsız çoğullar yani akılsız cemiler, müfret, müennes hükmündedir diye söyledik. Daha önceki videoları izleyen duymuştur veya farklı kitaplardan da duymuş olabilirsiniz elbette. Gayet yaygın bir bilgi. Cemidir, akılsız varlıktır. Öyleyse müfret, müennes hükmündedir. Yani seçeceğimiz zamir müfret, müennes olmalı. Müfret, müennes, zamir. Ha'dır. Hum cemidir. Hu da müfettir ama müzekkerdir. Ha ise müfret müennestir. Böyle bir durum var. Şimdi ne yazıyor? En-nisa-u. Enfusu, enfuse, enfusi. En-nisa-u merfudur. Öyleyse merfu bir şey seçmem gerekiyor. O da enfusu olur. Diğerlerini de artık yapmayayım diye düşünüyorum. Yani buraya kadar anladıysanız gerisini zaten anlarsınız. Çünkü nasıl anlarsınız? Yani kural aynı arkadaşlar. Veya bir tane daha bakalım. Egimet fiil el-musani' merful konumda. Öteyle bitmiş. Bize de merful bir tane kelime lazım. Nefsu merfudur. Nefsi mecrur. Nefse mensup olmaz. Merfu hangisi? Nefsu. Öyleyse onu seçelim.
Ha müennestir. Her birinde müennes zamir var zaten. Değişen bir şey yok. Zaten egimet kelimesi de yani fiili de müennesi değil mi? Müsbet müennesi gaybe kalıbıdır. Dolayısıyla müennes olması zaten gerekiyordu. 8'e baktığımızda el-garyetani nasıl bir kelime bu? Tesniyedir. Esselin nun ile bitmiş. Sağında elif var. Raf halinde olduğunu gösteriyor. Raf halinde. Elif'ten önce T var. Bu da onun müennes olduğunu gösteriyor. Dikkat. Öyleyse seçeceğimiz kelime de buna uygun. Yani tesniye ve müennes olmalı. Kilta tesniye. Kiltey. Bu da ne? Bu da tesniye. Acaba hangisi? Kilta mı? Kiltey mi? Hangisi seçimleri? Bu raf halinde elif var burada. Öyleyse buradaki de raf halinde olmalı. Çünkü irapları da tutacaktı ya. İrapları da tutacak. Tekit müekkede irap yönden tabidir. Öyleyse kil ta elif yazıldığına göre merfudur. Artık son iki dahasıyım. Boşluklara uygun tekidi seçin denilmiş. Öyleyse aynı soru olsa gerek. Şu an öyle düşündüm. El muvazzafune nedir? Cem-i müzekker salimdir. Fethanun ve bir sağında vav var. Cemidir, müzekkerdir. Öyleyse bize cemi, müzekker, aynı zamanda merfu bir şey lazım. Nefsu merfudur ama müfret için kullanılır. Nefsu yine merfudur ama müfret için kullanılıyor. Nefsu. Ha, burada ha zamiri kullanılmış. Müfret müennes zamiri. Hum kullanılmış. Tamam. Cemi müzekker zamiri. Ama nefsu neydi? Müfret için kullanılıyordu. Tesniye ve cemi için ise enfusu kullanılıyordu. Dolayısıyla enfusu hum. Doğru seçenek bu olur. İctema'a el-etibba'u. Tabibun etibba mıydı? Sanırım öyleydi. Dolayısıyla buraya getirilecek kelime buna uygun olmalı. Yani çoğuldur tamam. Cem-i mükesserdir. Peki gayri akıl mı akıl mı? Doktorlar demek. Doktorların aklı yoktur diyemeyiz. Aklı vardır. Dolayısıyla buraya getireceğimiz kelime müfret müennes hükmünde değil yani. Zaten burada müfret müennes hükmünde olan var mı ki? Yokmuş zaten. Küllü. Olay nerede bitiyor? Zamirde bitiyor. Zamiri tutturursanız olay bitmiştir. Hu asla olmaz müfret için. Bunu geç. Geriye kaldı. Hun ne hum? Yani demek istiyor ki etibba kelimesi müzekker mi müennes mi? Bize sorulan soru buydu. 3. Haraca el kaidu. Kaid kelimesi de müfret arkadaşlar. Dolayısıyla komutan demek yanlış hatırlamıyorsam. Komutan demek. Müsvet müzekkerdir. O da ne olur? Nefsu hu olur. El esatizetu. Esatiz kelimesi. Müsvet esneyi cemi hangisidir? Ona uygun olanı yine seçmek gerekir. Bu şekilde devam ediyor. Artık fazla uzatmayalım. Konu kolay bir konu. Burası hangi soru? Dördüncü soru. Dördüncü soruya bakıyoruz. Ne yapmışlar? Hebeda et dairatu fi erzil medari. Nefsi kullanalım demişler. Nefsi nereye getirmişler? Taireden sonra getirmişler. Şimdi et dairatu kelimesi müfret mi? Müfret. Öyleyse bunu nefs diye kullanacağız zaten. Enfus kullanamayız. Müennes mi? Müennes. Öyleyse kullanacağımız zamir de ha olacaktır. Hu olmaz. Hu müzekker zamiri. Müfret mi? Müfret. İşte o yüzden ha oldu da tesni zamir veya cemi zamir olmadı. Cimyon kelimesi kullanılmış. Sellentü selleme fi tu fail ale zuyuf. Burada meful ve müekket olduğundan. Ale zuyufi. Ale harfi cerde cer etmişti. Fi diye. Öyleyse bunu da kullanırken ona uydurmamız gerekir. Yani ale zuyufi cemi'i olur. Cemi'i. Ki kullanacağımız zamir ne? Zuyuf kelimesinin niteliğiyle alakalı. Bu kelime müfret tesniye cemi, müzekker müennes ne ise ona uygun zamir kullanmak gerekecektir. Diğerlerini de artık geçelim. Beşinci soru. Değişiklikleri yapın denilmiş. Onu da geçtik. Anlamlı bir cümle oluşturmayı deneyin denilmiş. Hiç yoktan bir tane yapalım. Ne yazılmış? Mesela fiil. İştaraka tesniyedir. İftial babından mazidir. İştaraka iştirak etti, katıldı. Bakalım iştereka neydi? Fiil. Bize ne lazım? Mesela fail arayabiliriz. Ki fail olarak kilayı değerlendirebiliriz arkadaşlar. Tabii kila nedir bu esnada? Tabii ki tekittir.
Ya da geçelim şimdi çözmek için zaman da ayırmak gerekebilir. Daha fazla zaman ayırmak istemiyorum. Şuna baksak ya da direkt geçelim. Yedinci soruda teğetleri bulunuz denilmiş. Teğetleri bulmak nasıldı? Teğet ikiye ayrılıyordu. Ya manaca aynısının tekrarı ya da bizzat kelimenin kendisinin tekrarı vardı. Ya da işte cemi, kül, ayn, nefs gibi sabit kelimeler vardı. Bu şekilde onu tespit edebiliyorduk. İşte kül geçmiş, tekittir. Nefs geçmiş, tekittir. Buraya baktım. Burada da kül var. Yine tekittir. Bunları tespit edebildiğinizi düşünüyorum. Böylece videoyu da bitirelim.